Plasman'a hoş geldiniz. Emre Özcan'la son saniyede yetişti koltuğuna. Nereye gitti bilmiyorum aslında ama. Hoş geldin Emre. Yansıdı mı ya ekrana? Eyvah. Ya, yansıdı. 10 saniye kala Ali abi Emre yok falan dedi. Neyse herhalde Roma bardağına güzel bir kahve 22... koydun. E, evet 22 saniye kala kalktım. E, i̇şte 22 saniye içinde de gelmeye çalıştım ama galiba bir iki saniye aksak saniye olmuş. Evet. E, Olur o kadar. Çok sıkıntı yok. Bugün e, aslında en önemli konumuz tahmin edeceğiniz üzere Timo Werner olur herhalde. E, bir Portekiz'deki doğru da enteresan olaylar oldu. Hı -hı. E, ona bir değiniriz. E, bir ufak bir Alman yaparız onun da dışında. Önümde şu anda e, chatte var. E, herkese selamlar, sevgiler. Sorularınız gelirse biz de sorularınız üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. E, Timo Werner transferi nasıl buldun? Yani bir 15 gün önce... E ee, hani kimsenin beklediği bir transfer değildi. Yani Werner'in ayrılma ihtimali vardı, kuvvetliydi ama ya ya Liverpool ya Leipzig'te kalma gibi bir e, durum söz konusuydu ama işler hiç beklenildiği gibi olmadı. Biraz transfer piyasasına dair de sanki bazı okumalar yapabiliriz. Ee, e, sen bir başta istiyorsan hem teknik anlamda aslında bir önce bir transferin açsak daha iyi ama bir transferin detaylarını konuşalım ondan sonra Teknik tamam. olarak Chelsea'ye yarar mı yaramaz mı onları konuşalım. Ya e, ya çok uzun zamandır biliyorsun zaten e, Premier Lig'in gündeminde e, Timo Werner özellikle Liverpool odaklı. E, Jürgen Klopp'un kendisini istediği artık sır değil. Werner'in Jürgen Klopp'u ve dolayısıyla Liverpool istediği de sır değildi. Hatta işte bundan 2-3 hafta önce ki burada da konuşmuşuzdur belki. E, Bilde bir e, şey düştü. Yani Bayern Münih'in de Timo Werner'i istediği. E, bunun için işte... Ödeme yapmaya hazır olduğu, o çünkü klozu e, var, bir madde vardı e, 60 milyon euroluk. E, verdiğin anda e, alabiliyorsun oyuncuyu. Zaten Chelsea de öyle aldı. E, Bayern'in hazır olduğu fakat e, Werner'in Liverpool ve Jürgen Klopp'u istediği için e, Bayern'in teklifine sıcak yaklaşmadı hatta reddettiği şeklinde haberler yansıdı Bild'e. E, ne kadar doğru bilmiyorum ama ciddi bir yayın organı. Z zaman zaman böyle sallamalar yapsa da Bild genellikle doğru haberler veren bir e, yayın kuruluşu ve bunu üzerine. Şimdi böyle bir ortamda tabii herkes Liverpool beklentisi içerisindeydi ama o haberden abi birkaç gün sonra da Liverpool e, üzerinden özellikle işte Covid-19'un e, bu salgının ekonomik yansımaları nedeniyle e, Werner transferinden vazgeçtiklerine dair haberler yine Liverpool basınında ve İngiltere basınında e, Liverpool kaynakları üzerinden düşmeye başladı. E, o haber işte geçtiğimiz günlerde iyice netleşti. Liverpool'un e, bu transferden çekildiği ortaya çıktı. E, daha doğrusu bunun haberi yansıdı. Ve ondan işte sonra da dün itibariyle da Chelsea'nin e, bu transferi şu an için bitirdiği söyleniyor. 60 milyon euro'yu hazırladılar, e, o masaya koydular, transferi yaptılar. Ama şu tabii ki enteresan abi, e, saha içine geçmeden önce. yani Liverpool'un e, çok değerli bir parçaya ne olursa olsun. Yani sonuç, abi, sonuç olarak abi Timo Werner şu anda dünyanın en iyi 10 santriforundan biri. E, biliyorsun santrifor havuzu da... E, çok geniş değil. Yani böyle A sınıf e, ondan fazla santrifor sayamıyorsun. Orada hatta belki ilk beşi zorlayacak bir oyuncu Timo Werner. E, böyle bir oyuncuya 60 milyon euroyu vermekten imtina etmeleri, onların da kısa ve orta vadeli hedefleri açısından bence biraz e, enteresan. E, abi The atletikte çok güzel bir yazı çıktı. İyi bir derleme yapmışlar. Bilmiyorum okuyabildim mi? Orada Liverpool'un e, niye alamadığına dair çok güzel açıklamalar var. Bir şeyde hatta Baya eğlenceli detaylar da var. E, Jürgen Klopp'la Whatsapp'tan yazışmışlar abi. E, yani Timo Werner okeyleşmiyor. Timo Werner'le doğrudan Klopp konuşuyor. Hatta nasıl oynatacağını, ne planladığını falan da anlatıyor epey bir. Ya Aslında Werner'in kafasında e, Liverpool planı kes, net şekilde var. Klopp'un kafasında da var ama e, Fenway grupla görüşme yaptıktan sonra e, Klopp bizzat arıyor ve e, durumu açıklıyor. Yani biz senin e, serbest kalma maddeni ödeyemiyoruz. Bu teknik olarak seni beğenmediğimiz içindir. Tamamen finansal bir karar. Kusura bakma diyor. Araları iyi bir şekilde ayrılmışlar ama e, bu şunu gösteriyor abi. Özellikle şeyde e, bu pandemi başında Liverpool çok eleştirilmişti. Hatırlar mısın bilmiyorum şeyde. E, bu bizim e, ülkede hani iş üstünden şirketler anlaşıp e, işte maaşların bir kısmını devlet üstleniyor. Yarısını hı hı. E, şirketlerin kendisi ödüyor ya. Ona benzer bir uygulama var. E, ona Liverpool başvurmuştu abi ve bunun üzerine Bayağı bir tepki çekmişti. İşte vergi verenlerin üstünden nemalanıyorlar diye. Diğer kulüp işte Manchester United çıkış yaptı biz kesinlikle başvurmayacağız, kendimiz ödeyeceğiz diye. Onun üzerine Liverpool bunu geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi o aslında kulübün ekonomik kaynaklarının öyle sınırsız olmadığını gösteriyor. Timo Werner de olmayınca net bir transfer de yapmayacaklarmış. Bir de bir başka faktör daha var abi benim yazıda çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir derleme gerçekten şey, Timo Werner'i doğrudan 11 değil de yavaş yavaş ısıtma bir planı var ve bunun en temel şeyi işte 2020-21 sezonun ortasında 6 hafta hem Salah gidecek hem Mane gidecekti Afrika Kupası'na. <laughs> Şimdi biliyorsun yani Liverpool daha önce çok çekti Mane'nin gidişinden falan Afrika Kupalarında. Benzer bir durum olmasın diye hem mükemmel bir aslında hizalanma yani hem Mane Salah yokken Timo Werner yavaş yavaş 11 e oturacak. Werner orada kendini ispatlarsa e, ikisinden birini keserek yola devam edecek. Ancak böyle bir hani makul bir plan çıkarmışlardı ki bu sürede de Liverpool hiçbir şekilde şeye takılmadan e, hani oyuncuların yokluğunu çekmeden devam edebilecekti. Ama bu pandemi yüzünden onun da ertelenme durumu varmış. Ya yani bütün sezon yedek oturacak adama da 60 milyon euro verilmez. Firmino'yu direkt kessen e, saçmalık çünkü sistemi en çok işleten oyuncu. Mane takımın bir numaralı hücum silahı. Hani Salah da en iyi bitiricilerinden. Şimdi Salah'ı da kesmek mümkün değil şu aşamada. Ya o yüzden biraz hani geri çekilmek durumunda kalmış gibi gözüküyor. Ama Chelsea için yani mükemmel bir fırsat. Yani Chelsea'nin ben beklediğini zannetmiyorum. Yani 2-3 hafta önce zannetmiyorum ki Frank Lampard ya bize kalır diye düşünsün. Çünkü işin ucunda Liverpool var. Leipzig'te kalma ihtimali bayağı kuvvetli. ki Leipzig'te sanıyorum finansal fair play'den dolayı Hani çok takılmamak için şimdi çıkmak istemiş biraz kontrattan. Çünkü seneye biliyorsun 60 milyon 40'a düşüyordu. Ondan sonra 25'e düşüyordu serbest kalma maddesi. Hani 60 iken alalım fikrindeler. Çünkü Keita'da şey olmuştu. 80 80'ken vermemişlerdi. 60'a bırakmışlardı. 20 milyon euro bir sene resmen 20 milyon euroya Keita'yı oynatmışlardı. Ya belli ki memnun kalmamışlar o durumdan. Werner'de tam parayı almak istediler. Ama abi Chelsea için inanılmaz bir fırsat. Yani tam bir düşüş. Çünkü işin içinde Manchester United var. Manchester United hatta e, sen okumuşsundur mutlaka Solskjaer'de görüşmüş şeyden önce. Klopp'tan önce. Yani aslında en temel iki talip Liverpool ve Manchester United. Ortada Chelsea komple yok. E, üçüncü ihtimal belki e, bunlarla birlikte Leipzig ama dış gelen bir çerçevesi içinde çok büyük ben inanılmaz beğeniyorum. Hem hızlı abi. filan. Hakikaten çok gönüllü bir forvet. Ee, hani böyle bir versatillik, hız, bitiricilik. Ya böyle bir paket çok fazla yok. Yani Chelsea'nin mevcut A aslında bir takım olmadığını kabul etmek lazım transfer piyasasında şu anda gücü olarak. Yani mesela para değil de oyuncu bakımından söylüyorum. buradan fırlayıp verdiğini kapmak büyük başarı yani bence. Sen takım içinde şey olarak nasıl yorumluyorsun? Çünkü şey tweetini okudum. Temel Abraham'a biraz geçmiş olsun. Tadında bir mesaj atmıştın. Hafiften onu zorlayacağına dair. nasıl okuyorsun? Chelsea adına. E, abi yani Ama... e, şimdi şunu söylemek lazım ki e, özellikle yani Chelsea için ne kadar beklenmedik bir transfer olduğu zaten sen de e, vurguladın. E, şunu da zaten yani Olivier Giroud'u biliyorsun. E, yeni bir sözleşme uzattılar Olivier Giroud ile ki Ocak ayında e, ondan çıkmayı bekliyorlardı normal şartlar altında çünkü Ocak ayında bir transfer beklentisi vardı e, zaten e, Frank Lampard'ın. O gerçekleşmedi ondan sonra Giroud kaldı. Giroud kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Giroud'un e, sözleşmesini uzattığı haberleri geldi. Yani Aslında ana planın Temi Abraham arkasında e, Olivier Jiru üzerinden yapıldığı belli oluyordu e, Chelsea'de. Yani Werner transferi aslında şu anki kadro yapılanması içerisinde biraz garip duruyor. Çünkü yani Temi Abraham zaten ilk 11'deki yeri biraz e, nasıl söyleyeyim sana e, tehdit altına girecek benlerle beraber. Giroud tamamen şu anda e, şeye, boşa çıkmış durumda. Çünkü tek santrifor oynuyor yani. Lampard ya Temin ya e, Werner ikisini beraber oynama ihtimali de var. Ondan da bahsederiz ama Giroud her halükarda e, yedek Sunderland e, gibi kalacak ve yedek yani yedeğin de değildiği olacağı durumlar e, ana plan içerisinde gerçekleşecek gibi gözüküyor şu aşamada. E, o yüzden e, yani tabii Werner hangi takıma transfer olsa büyük avantaj abi. E, Liverpool'daki durumu farklı mesela Liverpool'da e, yine burada konuşmuştuk seninle Mane, Salah, Firmino'yla beraber oynama ihtimali tabii ki vardı. 4-2-3-1'de 4 3 bir düzende ama Liverpool'un e, oyun planında o üçlü orta saha e, hem e, preste yani hem tam sağ preste hem gegen preste hem de rakibi karşılamada e, çok önemli bir yere sahip. Yani dengeyi oluşturan aslında üçüncü orta saha oyuncusu. Zaten Coutinho'nun gidişiyle bu ortaya çıkmıştı. Şimdi e, Werner'in gelişiyle beraber oradan eksilmek ve ön tarafa üçünün üzerine e, Werner eklemek bazı dengesizlikleri beraberine getirecekti. O yüzden de e, senin söylediğin çok doğru. E, Liverpool'da da ana planı ilk etapta üçlüyü bozmak üzerine gerçekleşmiş olabilir. Ki her ne kadar abi yani iki oyuncu e, kulüpten uzaklaşacak olsa da, işte milli takıma falan gidecek olsa da, e, birini sürekli yedik bırakacak olmak, gerek döndükten sonra, gerek beraberken işte, e, bu oyuncuların egolarında ciddi bir e, örselenmeyi de beraberine getiriyor. Şimdi Chelsea'de şöyle bir e, durum var tabii. Temel Abraham büyük bir çıkış yaptı bu sezon. Benim kendisine dair bazı soru işaretlerim vardı. Ee, ama sonuç olarak çok iyi performans gösterdi özellikle ligin e, pandemiye gitmeden öncesindeki son bir iki aya ay e, uh -huh. kadar çok iyiydi sonrasında biraz sallanma e, ortaya çıktı şimdi o ilk etapta ile kalacak gibi gözüküyor ama beraber oynayabilirler mi bu tabii ki e, çok önemli bir soru şu anda ben beraber oynayabileceklerini düşünüyorum e, şöyle ki şimdi Temi Abraham 9 numara Timo Werner biliyorsun abi Leipzig'te kenarda kullanıyor sol kenarda Julian Nagelsmann. Hı hı. Zaten oyuncunun Aynen. da gençlik döneminde yani 21 yaş altında akademilerde e, sağ kenarda sol kenarda oynamıştı çokmuş. E, çünkü çok hızlı bir oyuncu, çok çabuk Aynen. hızlanan bir oyuncu, imeli bir oyuncu. Hızını kullanmak için e, teknik adamlar altyapılarda oyuncuyu kenarda kullanıyormuş. E, bunu Leipzig'te Nagelsmann da gösterdiği için e, abi e, Lampard'ın da bunu e, planlar içerisinde dahil edeceğini düşünüyorum ben. Temi Abra Mayluş'ta Timo Werner sol kenarda. Ee, ve abi bunu şeye bağlayacağım. Hakim Ziyeh transferi de bu iki oyuncuyu beraber kullanmak için Lampard'ın elindeki opsiyonları artırmış olabilir. Neden? Şimdi Hakim Ziyeh 10 numara biliyorsun. Ama e, Ajax da 10 numara oynamıyor. Sağ kenarda oynuyor 4-2-3-1'de ağırlıkla. Şimdi Mason Mount var bir 10 numara. Sağ kenarda da 10 numara karakterli bir Hakim Ziyeh ile beraber iki yaratıcı oyuncu. E, Ziyeh'in biraz merkezlik geldiği. Werner'in soldan... Ee, Temi Abraham'ın yanına çıktı böyle iki center for arkasında iki on numara iki orta saha pivot işte Kante Jorginho olur Kante Kovacic olur bir düzeni beraberinde getirebilir yani Ziyech transferi de e, Werner'in Temi ile beraber kullanılma ihtimalini artırdı bence bu anlamda da birbirini tamamlayan oyuncular e, tüm bunun yanında aynı zamanda abi e, Frank Lampard biliyorsun tempo üzerinden oluşturdu bu sezonki Chelsea tempo üzerinden kurguladı Hakim Ziyeh, bir 10 numara için çok tempolu bir oyuncu, savunmaya çok yardım eden bir oyuncu. Timo Werner de zaten kendi jenerasyonun içerisindeki en tempolu, en fizikli, en atlet 9 numaralardan biri. Yani Bu iki oyuncu da yine Werner'le beraber e, Lampard'ın çıkardığı Chelsea'ye de büyük uyum sağlayan, uyum gösteren e, profiller. E, bu anlamda da ben çok olumlu buluyorum transferi. Ee, sanıyorum az önce alkolik yorumlara düştüm diye tahmin ediyorum. Abi... Senin yüz, yüz ifadelerinden de anladım. ya. Yani. E, herhalde iki dakika konuşup 10 saniyede <laughs> Ses paket halinde geldi inşallah anlaşılmıştır. Ben de aslında temel olarak transfer sürecine dair birkaç fikir söylemiştim. Ya çok aslında doğru bir yeri değindi. Senin anlattığın düzen aslında asimetrik bir Leipzig çizdin sen. Yani evet. Nagelsmann'ın 4-2-2-2'sine benziyor. Yani evet. ne olursa olsun Werner'in de alışkın olduğu bir yapı. Ama ne ol ya en başta bir kere bu takıma... E, yetenek ve atletizm aynı anda katabilecek oyuncuları kadrosuna katabilmesi Çarşı adına çok büyük bir adım. Hani genç oyuncuları kazanmışlardı ama tabii ki büyük seviyeye gidebilmek adına e, önemli umuyorum e, az önceki gibi olmadı çünkü senin yüz ifadenden şüpheli şeyler görüyorum. Strese strese girdim kardeşim. Ya abi, mu? ben <laughs> şimdi abi, aynı alkolik yorumlardaki gibi çıktı sesin tamam mı? Ama ben sadece bana öyle geliyor zannettim. Ben yayına öyle gittiğini düşünmedim <laughs> e, hatta çaktırmadan Ali Yaşar'a mesaj gönderdim abi Uğur'un ses çok yavaşladı e, acayip şeyler oluyor sonra bir ara hızlandı abi. E, <laughs> bir 4 öyle saniye boyunca da ekstra hızlı yani oradan e, acayip kesikler çıkacak gibi ama şu anda düzün e, sen e, şey yapma çok fazla. Tamam <gülüyor> <gülüyor> e, şey değil ya şu anda da var mı diye sana sordum. <laughs> e, aslında yok. Liverpool analizin çok doğru abi. Çünkü benim Liverpool'a dair temel fikirlerimden bir tanesi şey. Yani herkeste bir şey muhabbeti var ya. Ne olursa olsun abi inanılmaz gösterişli bir takım. Belki tarihin en gösterişli takımlarından biri. Çünkü iki tane heybetli, inanılmaz e, hani asistçi, hücum belki %80-90 hücuma katılan bekleri var. Ya ön tarafta vurucu tim gibi 3 tane adam var. Yani çok absürt bir hücum attı. E, ama abi bu, herkes şey unutuyor yani sadece öndeki üçlü taşınacakmış gibi halbuki bekleri de taşıyor bu sistem ya evet. Van Dijk'ın üstüne düşen yükü herkes düşünüyor ama şeyi düşünmüyor yani gövde taşıyor aslında ya o yüzden aldım çok değerli işte o yüzden e, James Milner çok değerli Henderson çok değerli ya bu tarz adamlar e, merkezde süre olarak belki Kate işte Fabinho inanılmaz önemli ya belki Keita'nın diğerlerine bir geride kalma sebebi de bu yani çünkü Keita o hamallığı tam anlamıyla yapabilecek bir oyuncu değil. Keita hücumcu yani temelinde. Ya dripling becerisiyle e, ön plana çıkıyor. Yanlış mıyım? Transfer olduğunda senle ilk bunu konuşmuştuk. Hani merkezden delicilik çok önemli günümüz futbolunda. O merkezden deliciliği de belki de en iyi getirebilecek e, premierlik dışı transfer diyorduk. E, bekleneni vermemesinin temel sebebi de bu. Çünkü ya şimdi bu üçlü bile zor yükleniyorken yani iki tane beki sırtlanmış. Üç tane öndeki adamı sırtlanmış. Merkezdeki üç adam her şeyi yapmak zorunda yani kendi görevlerinin dışında bir de onların açıklarını kapatmak durumundalar. E Şimdi abi buradan bir tane adam kesip Werner'i koyduğun zaman iş bambaşka bir boyuta gidiyor. Çöker yani. Bir anda hani naa şampiyon mu oluyor falan denilen Liverpool'u patır patır kaybederken bile görebiliyorsun. Yani futbol çok garip bir şey. Tabii, tabii mükemmel, yani mükemmel bir oyuncu seni mahvedebilir yani. Do yani o sistemini bozabilir. Ben kesinlikle dörtlüyü kaldıramayacak bir takım olduğunu düşünüyorum Liverpool çünkü üçlü değil ki kaldırsın. Beşli çünkü. Çünkü Andy de hücumcu yani. Andy de sol forvet. Ee, işte Trent de sağ forvet abi yani. Böyle bir yapıda e, merkezi kurgulamak çok zor. E, i̇şin Chelsea tarafında e, ya tabii ki yani mükemmel ideal mi? Çünkü sen e, ne olursa olsun e, yani Temel Abraham'ı iyi bir yere koydun. Çok da doğal yani. Bu takımın geleceğinde ya belki de en potansiyelli adamlarından bir tanesi. Onun eee ıı, önünü nispeten tıkayan bir adam. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani birlikte de oynayabileceği senaryolar çıkabilir ama ya bunlar bence hani B planında kalacak şeyler. Yani A planında bence ya net şekilde Timo Werner olacak. Yani şu, ya kalite olarak da yani çok net şekilde önde görüyorum açıkçası. Ee, ya çünkü ya bu kadar polis gibi bir adam da var evet, abi tabii. kullanması gereken. E tabii abi. Yani ya yapıda zaten çok net belli ediyor ve ee, yani eminim Klopp da e, yani tabii ki Mane ve Salah'ın rotasyonuna da düşünmüş olabilir ama ya, yani normalde ideal bir dünyada o da Werner'i Santifor'da düşünüyordur. Ee, ya, yani ben çok çok iyi olduğunu düşünüyorum Chelsea için ama Abraham için işler biraz yani süresinde azalmalar olacağını düşünüyorum. İkisini beraber oynatmak e, belki kısa vadede denemeler olacaktır ama orta vadede uzun vadede ya bu takım senin de dediğin gibi yani Ziyech ve Werner'in yüküne kalacak gibi gözüküyor bence. Bence de öyle. Çünkü yani işte e, Pulisic var. E, ne olursa olsun Willian var. E, o da Chelsea'de özellikle son dönemde Lampard'la beraber çok mutlu olduğunu söylüyor. Kelumas Nodoy var. Yani bu takımın kenarlarda kullanabileceği çok fazla oyuncu da var. O yüzden yani böyle timi en uçta kullanayım. Bir kenara Hakim Ziya atayım. Bir kenara e, Werner'i atayım. Bunu bir plan yapabilirsiniz. Bir B plan olabilir bu. Ama bunun ana plan olması Willian, Pulisic ee, işte dediğim gibi e, Asnodoy, böyle oyuncular varken Ruben Loftus-Cheek kenar rotasyonuna evet, girebilen abi. bir merkez orta saha oyuncusu. E, bu oyuncular elinizdeyken çok da mümkün değil. Bunu A planı haline getirmek e, çok zor. O yüzden e, öyle problemler yaşayacak. Bu arada Liverpool konusunda çok doğru söyledin abi. Yani Liverpool'daki üçlü orta sahanın e, en önemli nedenlerinden biri de e, dengeyi sağlamasındaki en önemli nedenlerden biri de Andy ve Trent. Kesinlikle öyle. Çünkü abi üçlü orta sahadan bir oyuncu Andy ile e, Trent e, gittiği zaman e, genelde Fabinho onların kademesine giriyor. Yani iki, üçüncü bir stopermiş gibi ya da üçüncü bir savunmayaymış gibi oynuyor. Şimdi sen iki orta sahaya düşersen e, 4-2-3-1'de dörtlü bir hücumcu ortaya çıkarırsan şimdi bekler de gidiyor. Birini çekiyorsun Fabinho onların kademesine giriyor. Biraz daha savunmanın parçası gibi tek bir adam kalır abi. Bu da geçişlerde topu kaptırdığın zaman kaybettiğin zaman o reaksiyonu vermesini e, o kadar etkili bir şekilde vermesini engeller Liverpool'un. Denge olarak gerçekten 3 orta saha gerekiyor şu anda Liverpool'a. Jurgen Klopp da bunun farkında muhtemelen. O yüzden yani üzücü olabilir Werner ama belki de bak yani gelse belki o dörtlü içerisinden ahenkli bir takım da ortaya çıkabilirdi ama belki de dediğim gibi o dengeyi kaybedecek ve bu Liverpool'a eksi yazacaktı. O yüzden şu anki yapı üzerine ilerlemeleri belki de onların artıları olur. Yani o konuda hemfikiriz zaten. Bu arada güzel sorular da geliyor. İstiyorsan onlar üzerine de konuşalım. Evet. Ee, sana sormuş. Enes Maltepe sormuş. Teşekkür ederiz bütün sorular için. Böyle bir geriye doğru dönmeye çalışacağım. Ee, Toplum Endidi'yi alabilirse e, Endom, Endi de endombele ikisi ikil, merkezi nasıl olur diyor. Enes. Abi güzel olur. Çünkü Tottenham'ın Endidi gibi bir e, savunma yönü top kazanıcısına ihtiyacı var. Yani defansif orta saha, e, ana e, hedefi e, en büyük özelliği top kazanma olan Şakante işte gibi. Endidi bunun örneklerinden biri. Idrissa Gye mesela e, Paris Saint Germain'e giden bunun çok iyi örneklerinden biriydi Everton'da. Çok beğendiğim bir oyuncuydu benim. E, böyle bir oyuncu eksik. Özellikle işte Vanyama, Dembele e, ikilisi bozulduğundan beri Tottenham orta sahada ciddi sorunlar yaşıyor. Daire o oyuncu değil. Sissoko asla oyuncu değil. O yüzden merkezde böyle yerleşik bir e, A sınıf defansif orta saha ihtiyacı var e, Tottenham'ın. Endidi kesinlikle o oyuncu olabilir. Teknik anlamda ben bazı yetersizlikleri olduğunu düşünüyorum. pas kalitesi bence o seviye için biraz evet. düşük. Ee, ama Defansız Endombele de daha oldukça... kalite ama yani. yüz en iyilerden biri abi top kazanma. Endombele de çok pasör bir oyuncu olduğu için merkezde mesela hem Endombele'yi rahatlatabilir hem Endombele onun e, pas kalitesiyle onun e, teknik zaaflarını e, perdeler. Güzel bir ikili ortaya çıkabilir tabii ki. Yani Endombele'yi zaten kurtaracak öyle bir oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden güzel bir soru. Yani e, gerçekten Öyle bir ikili toplumun e, Tottenham'ın ihtiyaçlarından e, en önemlilerinden biri olabilir şu anda. Ee, sana tamamen katılmakla birlikte bir ek bir şey soracağım. Ee, daha doğrusu kendi fikrimi söyleyip soracağım. Ya ne olursa olsun ben kağıt çok ideal ikili ama şeyi de unutmayalım. Yani Endombale ile ya Mourinho arasında e, yani çok e, iyi bir uyum var diyemeyiz. Ya belki de en net eleştirdi, en sık eleştirdi oyunculardan bir tanesi belki en önde evet. gelen şu anda. Ee, hani trans hatta öyle ki yani o takımın ayrılabileceği gözden çıkarabileceği gibi e, durumlar da e, konuşuldu. E, sence gerçekten Endi de Endombele ikilisine yaslanır mı Mourinho? Hani olması bir gereken var. Bir de ya bir fikrimiz var. Bir de real, realist olarak şey var. Yani realist baktığında görüyor musun bu ikiliyi? Ee, görmüyorum yani Endi gel, gelirse direkt Endi de Endombele oynar gibi bir şey yok. Ben Endombele'nin Performansını artırmak için öyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylüyorum sadece. Ama mesela Ndidi gelirse Hı. büyük ihtimalle e, Mourinho Ndidi ile Sissoko'yu beraber kullanır. Çift bir otta. 10 numara erik daha şey e, dereli yapar. E, ya ya dair e, Ndidi yapar ya işte e, dediğim gibi Ndidi e, Soko yapar. Bu iki, yani bu tarz ikililerin e, çıkma ihtimali diye göre daha fazla. Ama e, Liverpool eğer güçlü hakim oyun oynamak istiyorsa... Endombele'ye ihtiyaçları olabilir. Tottenham. <laughs> Liverpool'a lazım. Ben? Pardon Liverpool özür dilerim. <laughs> özür şey, diliyorum. Yok yani özür dileceksin. Önemli bir şey değil zaten. Berke Çakıcı e, sormuş. E, aslında güzel isimler geçiyor. O yüzden de okumak istiyorum biraz. Manchester United'ın, Manchester United hakkındaki transfer dedikoduları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sancho, Havertz ya da Kane gibi oyunculardan hangisi gelebilir? E, şimdi burada Havertz çok kritik abi. Çünkü bence Werner'e ee, hani şimdi Werner'in bonservisi, yani pandemi şartlarına rağmen bence çok abartılı şartlar ya 60 milyon euro yani serbest kalması olmasa normal bir dönemde abi 90 milyon euroya falan gitse şaşırır mısın abi? Ben şaşırmazdım şahsen. Ama abi 60 milyon euroyu bile Liverpool'un çıkamadığı bir dönemden bahsediyoruz. Çıkmak istemediği bir dönemden bahsediyoruz. Ee, Manchester United, Pogba'yı satarsak e, verebiliriz demiş. Yani bekleme şartı koşmuş. E şimdi böylesi bir şey bak, Manchester United diyor ki Pogba'yı satarsam alırım. Liverpool parayı komple vermiyor ee, ve bu adamda Timo, yani Timo Werner aslında şu an, mesela Havertz'ten ne olursa olsun çok beğeniyoruz ikimizde de. Ne olursa olsun çok daha hazır bir oyuncu e, üst seviye için. Havertz önemli, çok büyük bir potansiyel olmakla birlikte Havertz vaat ettikleri bize heyecanlandırıyor. Yani bu yaşına rağmen yaptıkları, ama Werner bunları yapıyor zaten ve direkt bir performans oyuncusu hem e, şey olarak önünde bir prime dönemi var hem de hazır. Ya yani en ideal Aynen. oyuncu transferi için. Ama ya yani, e, Werner'in bonservisi 60 iken işte Leverkusen'in yüzlere falan yüzlerden bahsetmesi, işte Dortmund bundan daha bir 3-4 ay önce e, hani 100 milyon eurolara beğenmiyordu Jadon Sancho için. Ya sen nereye koyuyorsun kafanda? Ben yani açık söyleyeyim yani çok Jadon ya çok Jayden Sancho'ya hani ilk gördüğümde aşık olmuş biri olarak ben Werner'in önünde yazmıyorum mesela Jadon Sancho'yu. Şey de yazmıyorum. Havertis'i de beğeniyorum ama yazmıyorum Werner'in önüne. Ya, Neden Werner yazmıyorsun abi? Ki... Çünkü şeyden değil mi? Ya. Yani yetenekten ziyade oyuncu mesela 5 yıl Tabii. sonra nerede olacağını kestiremiyorsun çok fazla. Ee, abi ne olursa olsun böyledir. Yani sonuçta e, kilometresi yok Havertis'in. E, ya da Jadon Sancho mesela e, inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Öyle net bir sezon geçirmiyor. Ama Werner oyun içi çıkışlı dönemleri çoktan atlatmış. Artık verimini net şekilde ortaya koymuş. İyi bir tezisattan geçmiş Leipzig'te. Artık tamamen e, A sınıf olmaya e, yani yarım adım kalmış bir adam. Sadece Premier League tecrübesi eksik, başka bir şey eksik değil. E, bu adam 60 milyon. Şimdi, Havers nasıl 100 olsun ya da Jadon Sancho nasıl 120 olsun? Bana biraz şey geliyor. Ya yine çıkabilir ama şeydi o da Manchester United'ın e, ee, alternatif bulamamasından kaynaklı da olabilir. Çünkü Manchester United biliyorsun Harry Maguire'a 80 verdi. E, ee, yani delikten daha pahalıya gitti ama mesela şey yani delikten hiçbir şekilde Manchester United'a masaya bile oturmaması aslında. Yani para as artık bonservis sınıfını belirlemiyor. Kimi tercih ettiğin sınıfını belirliyor biraz. Ee, o yüzden para biraz artabilir ama e, bir tık geride görüyorum ben bunları. Sen ne diyorsun? Ee, ya bazı yönlerden katılıyorum abi bazı yönlerden katılmıyorum. United özelinde konuşursak şöyle ki şimdi e, Kaya Vers'in bonservisi, Jadon Sancho'nun bonservisinin Timo Werner'den daha yüksek olmasının nedeni ne olabilir? Birincisi abi Werner'in 60 milyon olması nedeni e, o e, maddenin yazılması. Yani mesela o madde olmasa şu anda 60 milyona gitmezdi bence Werner. Daha fazla edecek bir oyuncuydu. Ama emin ee, misin? Liverpool'da United'da 60'ı bile vermedi mesela. Nasıl daha fazla bir rekabet olacak? Abi ya? o ama o kulüplerin durumuyla alakalı bir şey. Yani şimdi ee, Liverpool 60'ı veremiyor Werner'e ama e, Kayaverse 100 verir miydi? Vermezdi. Yani daha e, farklı bir oyuncu da vermeyecekler. Vermeyecekleri ben, belli. Vermez. ha, vermeyecek. Ben bu, zaten yani bu transferleri zaten, konuşuyorum. Ha tamam Liverpool, doğru. Liverpool piyasada yok mesela şu an. Liverpool şu yok. anda yani belli. Ee, Onları e, yapacakları maksimum de yok. 15 milyonluk. Aynen. Chelsea'de yok piyasada. Artık Werner'i aldı çünkü. Ee, e, dolayısıyla çok da inanılmaz korkunç bir rekabet nasıl olabilir? Yani sen bir Havers için yani böyle ya, somut somut bir rakip görüyor musun United'da? E, görmüyorum. Eee United'ın o paraları verebilme ihtimalini de e, açıkçası bilmiyorum. Yani 100 milyon euroyu çıkartıp Kayavers verebilirler mi? Ama şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bak, e, şimdi Werner, Kayavers, Jadon Sancho bu üç oyuncu şu anki e, durumları ile değerlendirelim. Şu anki durumlarında kesinlikle Werner daha değerli bir oyuncu. Olmuş bir oyuncu ve e, biliyorsun ki ya yani iyi bir profesyonel, iyi bir atlet, 5 yıl sonra da çok daha iyi bir atlet olacağını yani e, bu ritimde oynayacağını hemen hemen biliyorsun. Makine gibi bir oyuncu çünkü. Kendine de iyi bakıyor. E, herkese bunu söylüyor. Onunla çalışan hocalar çok memnun e, özellikle davranışlarından vesaire. Şu anda Werner daha değerli ve daha olmuş bir oyuncu olduğu kesin. Ama Werner'le alakalı diğer oyunculara göre şöyle bir defekt var bence. Werner tepe noktasına Kai Havertz ve e, Jadon Sancho'ya göre çok daha yakın olan bir oyuncu bence. Çünkü Yok teknik hiç, anlamda kesin. teknik Doğru. anlamda bazı yetersizlikleri var ve onları da mesela tolere etmesi çok kolay değil. Daha çok atletizm, hız, tempo, e, kuvvet, işte ne olursa olsun golcülük, e, bunun üzerinden e, oyunu temelleşmiş bir oyuncu. Jayden Sancho'yla kaya versin. Şu anki durumuna göre potansiyelleri çok daha yukarıda. O yüzden mesela bonservis olarak Werner'in biraz daha üzerinde olabilir bu oyuncular. Zaten daha da gençler. Yani yaş e, olarak da 3-4 senelik avantajları var. Bir bu abi İki, Timo Werner bence, e, bak dünyanın her takımı için iyi transfer olur Timo Werner 60 milyon euro'ya şu anki profiliyle. Çünkü havuzlar, 9 numara havuzlar. Ama Werner bana böyle e, Ole Gunnar Solskjaer'in istediği tarzda bir 9 numara gibi gelmiyor. Neden diye, dersen, şimdi zaten onun e, sol kenardan savunma arkasına kurşun atan bir oyuncusu var, Rashford. Rashford'ın e, performansı maksimize etmek için sırtı dönük oyunu olan, bağlantı oyunu olan, Zaman zaman derine inen, ki Anthony Marseille bu anlamda bu sezon çok gelişti, bir oyuncuya ihtiyaç var. Mesela o oyuncu da 9 numara özellikleriyle kaya vers. Ee, yani Çünkü Solskjaer, mesela Lampard tempo oyunu oynatmak istiyor. O yüzden e, Werner'e tam olarak e, Lampard'ın oyunu uygun. Jurgen Klopp zaten oyununu tempo ve işte topa sahip olma üzerine kurulamış. Werner onun e, o tempolu sürekli savunma içine, e, cadastrasında kamikaze yapan e, takımı için çok uygun bir parça. Ama Solskjaer biraz daha farklı, biraz daha böyle e, topa hakim olup daha çok pas oyunu oynamak isteyen bir teknik adam gibi geliyor bana. E, Birçok maçta gördüğüm üzere. O yüzden onun 9 e, numaradan talebi böyle daha çok derine gelen, sırtı dönük oyun olan, e, bağlantı oyununu Rashford'la arkasındaki Bruno Fernandes'i kurulayabilen, sağ kenara başka bir oyuncu gelecek muhtemelen. Bir oyuncu, e, o yüzden mesela Kaya Vers daha uygun bir profil olabilir United'a. Keza Sağ kenarda da çok ciddi eksikleri var abi. Bak şimdi 9 numara tamam. Martial, Sol, Rashford tamam. 10 numara Bruno Fernandes tamam. Sağ kenar kim e, United'da? Danny James. Danny James'in de e, upgrade edilmesi lazım. Jadon Sancho da o yüzden mesela cuk diye oturuyor sağ kenara. O yüzden bu iki oyuncu gayet iyi olabilir United için. Ee, ölçüde ben katılıyorum zaten şey yaptım hani tam dolayı sormadım onu. Ya transfer piyasasına takılıyorum ben yine. Yine hızlı bir şekilde gelecek sözleri. Geldi mi normal Abi e, yavaşladı Dağıncım şu anda. Yavaşladı hızlandı. Sen benim suratımı anlıyorsun zaten. <laughs> Aynen. Ben görüyorum zaten takılıyor falan bir anda. Ha. Norm normale döndüyse şey yapacağım. Devam Döndü. ediyorum. Döndü abi. Ee, buyur. şimdi şöyle. Ben sana o potansiyel denkleminde kesin katılıyorum. Ee, şöyle bir ayrım yapabilirim ikisi arasında. Ben Haversin potansiyelini net üstüne koyuyorum ve ulaşacağını da düşünüyorum. Ama Jadon Sancho'nun potansiyeli daha yüksek olmakla birlikte Werner'den daha iyi olacağından emin değilim. Daha yani hepsini 24 yaşıma aldığımda yani düşün tabii ki bu tamamen spekülatif bir şey. Ya Haversin daha üst düzey oyuncu olabileceğine katılabilirim. Çok daha yumuşak, farklı yani o fizikle o yumuşaklık, daha geçen hafta daha hafta başı konuştuk. ne geçen haftası. Salı günü konuştuk işte. Yani 20 yaşında bir oyuncuya göre oyun bilgisi çok şaşırtıyor. Çok doğru yerlere koşuyor. Farklı bir adam yani belli. United'da da daha çok uyuyabileceğine katılıyorum. Burada tek denklem şu. Piyasanın güncel durumu. Şu yüzden söylüyorum. Liverpool piyasada yok. Chelsea çekildi. Manchester United'da transferin bir numaralı koşulu Pogba'nın satışı. Pogba'yı kim alacak? Pogba'ya kim bonservis ödeyecek? Ya bu ciddi bir soru işareti. Doğru. Pogba... Pogba şimdi hatta yanlış hatırlamıyorum sen ne konuşmuştuk? Sen demişsin hatta Pogba'dan çıkıp sağ kanada takviye yapmak istiyor diye. Bu 2-3 ay oldu galiba. Pandemiden önce konuşmuştuk. Doğru. E, ya aslında transfer stratejisinin temelinde Pogba var ya. Yani en önemli adam Pogba. Şimdi Pogba'ya düzgün bir talip çıkmazsa serviste ki bence bütün kulüpler kanırtacak. Çünkü ne kadar beklerlerse o kadar ucuzu alacaklarını düşünecekler. Ya yani bence ben öyle yaparım yani eğer çok bir rekabet yoksa. Ee, bu da bence şey transferine etkiler yani Kai Havertz ve diğer Jadon Sancho transferlerini de Belli ki doğrudan etkileyecek Ya Pogba kaldı sürece Böyle net büyük transfer yapmayacak gibi duruyor Ya da yapabilirse de birini yapabilir ee, Orada da sanan şeyine katılıyorum Ya Havertz daha önemli bir potansiyel ama e, Şeyde daha büyük bir boşluk var Yani sahada daha büyük bir boşluk var ee, Forvet'e göre ya Her ne Tabii. kadar e, Hani sonuçta Martial öyle böyle götürüyor orayı şu anda ve ilk geldiği sezonlarla alakası yok bayağı toparladı bu sene ee, Jadon Sancho o yüzden bir numaralı hedef olabilir Kai Havertz'in önünde ee, ama ne olursa olsun ikimiz belli kendi fikiriz yani Havertz ikimizin de biraz gönlünü çalmış ee, belki Havertz için bir, bir sene bekleme dönemi daha uygun gibi gözüküyor yani piyasayı okuduğumuzda çünkü evet. e, taliplileri de şu, dur, durumu belli e, bu adam da 20 yaşına yani 21 yaşına gitse de bir şey olmaz yani Balak haklı o konuda Leverkusen'de de kalabilir. Sözleşmesi de müsait çünkü 2022'de bitiyor. Ya yani 2021 yazında bir transfer e, Haver'se daha yakın olabilir. Belki de daha iyi talipler çıkar. Belli olmaz yani. Iyi. Bir de yani sonuçta forvet kariyeri 6-7 maçlık bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Ee, belki hani 50 maç olduğu zaman belki daha iyi talipleri çıkacak. Ya da Manchester United o zaman hakikaten diyecek ben 100 milyonu vereyim alayım. Ama bence bugün 100 milyon almayacak. Ben onu anladım. Werner transferinden o yüzden sana Biraz oradan sordum. Ya Bugünün piyasası o parayı etmiyor. Habersiz edebilir ama piyasa müsait değil. Gelecek sene eğer işler de biraz düzelirse tabii yani gelecek sene sıkıntısız olursa pandemiden kaynaklı çok şey olmazsa e, bence öyle gibi gözüküyor. Çok çağlar sorusu geliyor abi. E, Hı -hı. Manchester United'a soran var. Manchester United'de çok haber çıktı çünkü. E, hem Manchester United hem Liverpool üzerine soruyorlar. E, ne dersin abi? Liverpool haberleri çıktı diyor ki ee, bu hayali senle konuşmuştuk. Ee, sen biraz çekinceliydin. Yani bir, Liverpool bir mu? buçuk Aynen bir buçuk generale ihtiyaç var mı? Zaten general hası var diye. Ee, çağlar'ın esas özelliğini bir tık törpüleyeceğine ben de katılıyorum ama yine oynar abi. Çünkü Çağlar sert abi. oyuncu aynı zamanda. Ama Tabii. işte onu A sınıfına atacak özelliğe yani burada biraz tok Liverpool yani. Bu yemeği Şimdi... yiyor zaten. Yani. Dijk'ın yanında oynamak e, muhtemelen hayalidir yani bütün stoperlerin Premier Lig'de. O yüzden e, Liverpool oynamak zaten başlı başına bir olay. E, özellikle bu sezon şampiyonluğu da alacaklarını düşününce. O yüzden e, Çağlar için e, çok iyi gözüküyor tabii ve Fandijk e, yanındaki stoperin e, ya da stoperin hatalarını gizleyen demeyeyim e, Ama savunmanın e, gediklerini de hakikaten anormal bir şekilde kapatabilen bir oyuncu. Yani Sağındaki ya da solundaki e, Bekin de yanındaki soperin de performansını yukarı çekiyor oyunuyla. O yüzden de Çağlar için iyi olabilir. Ama dediğim gibi yani iki general, e, Çağlar general soper, e, Van Dijk general soper. O yüzden Van Dijk'ın yanına çok iyi bir asker e, soper lazım bence. E, Çağlar'ın da çok iyi bir asker soperin yanına gitmesi e, kendi kariyeri için daha güzel olabilir gibi geliyor bana. Ama tabii ki bunlar tamamen öngörü abi. Yani... Çağlar'la Fandayt sahaya çıkınca bambaşka şeyler de gösterebilirler. Çünkü iki oyuncu da çok iyi pozisyon alan, iki oyuncu da çok iyi e, ayak kalitesine sahip olan e, savunmacılık e, konusunda bu sezon çok iyi performanslar göstermiş e, ve çok iyi uzun vuran e, oyuncular aynı zamanda. Yani aslında komple stoperler e, böyle bir ortamda, yani Çağlar giderse sıkıntı yaşar falan demek de mümkün değil. E, belki de o dediğimiz gibi yani biz profillerini genel olarak görüyoruz ama o ikili birleşince bambaşka bir şey de ortaya çıkabilir. Çok dengeli, e, harika bir yapı da ortaya çıkabilir. Yani o yüzden şey de, de, diyemezsin ya. fandaki yana gitmek kötü karar olur e, demek. Herhangi bir soper için çok doğru bir şey değil zaten. Çok heyecan verici olur tabii ki. E, giderse yani. heyecanlı izleriz. Ya bence en heyecan verici senaryo olur. Yani en zor, yani zor senaryo. Kolay değil ama yani belki de tarihin en iyi takımlarından birine. E, damganı vurmuş olacaksın yani orada 3 sene düzenli oynamak mesela inanılmaz bir şey olur ve bir tık da boşluk var yani kimse Van Dijk'ın yanına çok kimse yakıştırmıyor yani bu takımı sayarken mesela 10 yıl sonra böyle matip çok konuşulur konuşulmaz yani Çağlar orada bir şey tutturursa hani o efsane takımın e, omurgası olarak sayılır yani e, çok öyle bir boşluk görüyorum yani e, tarihi e, hani biraz daha ileri perspektiften bakarsak Arsenal sormuş birisi e, hemen söyleyeceğim. Vahap Emre Özer sormuş. Çağlar ve Upamecano ikilisi Arsenal için nasıl olur abi demiş. Stoper <laughs> sorunu büyük ölçüde çözülür. Yani çok iyi olur da ya paket abi, bir, 100, 170 milyon euro falan derlerdi. <laughs> Biraz abarttım ama. Ee, Yo o evet. civarlarda olur abi. Yani 80 80 e, o civarda gidecek oyuncular gibi gözüküyor. Upamecano ile alakalı benim bazı soru işaretlerim var. E, yani oyuncu acayip bir potansiyel gösteriyor hepsikte. Ama, ama tam seni dediğin seviyede, asker. Tam seni dediğin tabii de asker. Ama. Doğru doğru profiller çok uygun. Ee, yine de böyle bir görmek lazım abi şeyde. Yani böyle direkt bir şekilde en üst seviye takımlarda e, 4-5 sene sonra inanılmaz bir sopere e, dönüşeceğine çok emin değilim. Ama tabii ki umutlar e, çok yüksek onun üzerine. E, öyle bir paket Arsenal'in sorunlarının %70'inde mi ama yarısını çözer. Eee bu arada biraz daha İngiltere dışı da sorular geliyor. İstiyorsan bir A sorusu var. Bir de gri, önce bir Grealish'i sorayım. Çünkü çok sordular gerçekten. Ahmet Özcan sormuş. Grealish'e ne diyorsun Manchester United için? Ee, Kısa bir cevap ver diğerlerine geçelim. Kısaca bir toparlayalım. Abi Bruno Fernandes sonrası çok mantıklı olur mu bilmiyorum. Çünkü nerede oynuyor Grealish bu sezon? Parlamayı özellikle nerede yaptı? Sol kenarda yaptı 4-3-3'te. E, ee, sol kenar dolu United'da. Rashford var. Oranın sahibi. E, ee, merkez oynamak durumundasın. On numara oynamak durumundasın. E, ee, on numaraya Bruno Fernandes aldılar. Şöyle olabilir tabii ki. Yani e, Grealish Fernandes'le beraber e, Soper'in önünde 2-8 numarayı oynayabilir. Sol iç Grealish, sağ iç Bruno Fernandes. 2-8. İkisi de o rolün oyuncuları. Ama yani bunu zorlamak için e, öyle bir yatırım yapmaya gerek var mı daha büyük eksikler varken? <laughs> bunu zorlamak için Kante, Kante lazım bence ya. Yani hem Kante lazım hem de abi e, daha büyük e, boşluklar varken Santorfor'da olsun, stoper hattında olsun hatta Çok şeyde doğru. olsun sağ kenarda olsun, e, Fernandes'in yanına gri çeklemek biraz böyle paranın e, lüks kullanımı olmuş olur gibi geliyor bana. E, bence de verimli bir kullanımı olmaz. E, haklısın. E, Özkan Öz, Öz Özkan Özmen Pinani sormuş, Tonali'nin Inter'e gitmek istemesi hakkında düşünceniz nedir? Biraz Pirlo Vanabi bir durum var mı sence? Bu arada Barcelona da çok ciddi istediği söyleniyor. Ona ne diyorsun? Yani Tonal ya Tonali'yi Tona e, hani İtalya'yı takip eden herkes çok beğeniyor zaten. E, tavanı nereye koyuyorsun Tonali'nin? Çok yüksek bence tavan abi. E, çok çok yüksek. Tam bir Pirlo değil oyuncu. Ama Pirlo'ya yakın bazı özellikleri var. E, bir kere Pirlo'dan çok daha şey bir oyuncu abi. E, fizikli sağlam. Sert. Sert. E, Pirlo'dan çok daha iyi top kazanan bir oyuncu. Defansif olarak yani Pirlo'nun çok önünde şu anda bile. Zaten Pirlo'nun yani en büyük eksisi de o. E, ama öyle bir e, yaratıcılığı vardı ki oradaki eksiklerini kapatıyordu tabii ki. O yüzden yani mesela Premier Lig'e giderse sıkıntı yaşar mı? Pirlo'ya benzediği için vesaire gibi bir düşüncesi varsa insanların bence yaşamaz. Çünkü dediğim gibi e, fizik olarak çok sağlam bir oyuncu. Elbette ilk 2-3 ay o hıza uyum sağlamak konusunda biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü seriha düşük tempo. Premier League temposu çok daha fazla terhaya göre e, ama fizik olarak oraya çok uygun bir oyuncu. Ben en üst seviyede her takımda e, bir rolü olabileceğini düşünüyorum çünkü oyuncu sadece şey de değil abi. Salt bir 6 numara değil oyuncu. Yani sadece böyle Andrea Pirlo gibi savunma yönünde oynayabilecek bir oyuncu da değil. Sekiz numarada da oynayabilir. Mesela Franky Dieng'un yanına Tonali'yi koyarsın Barcelona'da. Franky savunma yönle çekersin, Tonali sekiz oynar. Tonali'yi altı numara yaparsın, Franky sekiz oynar. E, bunları da e, bu opsiyonları da teknik adamına verebilecek taktik olarak çok farklı opsiyonlar sunabilecek bir oyuncu. Ee, inanılmaz bir oyuncu olacak bence. E, bence de öyle. E, bu arada şey de Pjanić'in de adı geçiyor. Şimdi Pjanić e, aslında tam bir Barcelona oyuncusu bence. Ama sonuçta prime'ını yavaş yavaş e, terk eden bir oyuncu. Yani iki oyuncudan kısa vadeli hangisini tercih edersin? Ki maliyetleri bayağı bir farklı olmakla birlikte. Tahmin e, i̇ki oyuncudan derken pardon e, neydi diyorsun? Pjanić, pi, Pjanić Tonali. Abi bence Tonali ya. Ee, yani şöyle Tonali. Pjanic şu anda daha değerli, daha olmuş bir oyuncu olabilir. Ama mesela Pjanic çok yaratıcı bir oyuncuyken onun da defansif olarak bazı eksikleri var. Eee gerçekten çok daha komple ve e, teknik olarak da standartın çok çok üzerinde bir oyuncu olduğu için eee yaşıyla beraber potansiyelini ben çok yukarıya koyuyorum. Eee kariyeri bittiği zaman bence Pjanic'ten çok 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 daha üstün bir oyuncu olacak o konuda katılıyorum sana. Kısa vadeli bir tercih açısından dedim onu. Kısa vadede ya alana şey yapabilirsin abi. Yani tepki göstermezsin tabii ki. Ama mesela Peniç de ş ş ş bu sezon sıkıntı yaşıyor abi. Maurizio Sarri'nin sistemi de sıkıntı yaşıyor bu sezon. Çok iyi Zaten yani. biraz da ondan şey olarak hani hani baktılar hem uygun oyuncu Barcelona hem de bir sorunlar yaşıyor. Biraz daha uygun maliyetle kotarabilecek bir transfer gibi gözüküyor bayağı da soru geliyor. Bu arada 412 kişi var. Gerçekten çok teşekkürler. Hadi ya. Ee, Oo, çok Aynen. Iyi. Hepinize teşekkür ederiz. 415 oldu bu arada. Hazır gelmişken bir abone de olursanız çok seviniriz <laughs> kanalımıza. Reklamımızı tam, yapalım. Tam o anda bekliyordum senden yani. Dedim ki 3 saniyeye <laughs> abone olun der Uğur dedi. Şaşırtmadın yine ya. Kardeşim işimizi iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, başka ee, Doğukan Güler sormuş. Ma e, Lotharo Martinez soruyor. Martinez Barcelona gitmezse Aubameyang'ın Barça'ya gideceği konuşuluyor. Eğer Aubameyang giderse Arsenal forvette sıkıntı yaşar mı? Ee bu arada bu Aubameyang muhabbeti de şey. Ee Chelsea istiyor devre Ocak ayında. Çok da uzak değil yani bundan. işte 5 ay önce. uzak değil 5 ay olmuş. Bu, bu karantinada şeyi kaybettik tabii. Hani 2 ay önce gibi geliyor. Zaman mı <laughs> <de. gülüyor> E ne yapalım 8 hafta var ligi bitmesine insan Haziran oldu kabul edemiyor yani. Ee, Ocak'ta vermemiş abi. Barcelona da istemiş hatta. Ya yani bu haberi de doğrulayan bir şey. Barcelona da istiyor ama vermiyorlar yine de. Ee, ama yaşı da var abi artık. Obama Young'da şimdi atlet, atletizme dayalı bir oyuncu ne olursa olsun. E, tabii. Çok büyük atlet ve 31 yaşında yani kolay da değil. Ben, e, ne diyorsun? Ee, Obama Young şeyine. Hem Barcelona <laughs> hem de şey. Eee Arsenal'de sıkıntı yaşar mı diye sormuştu Okan. Ya Barcelona'ya nerede oynar Barcelona'da? Ee, yani Luis Suarez'in yerinde oynayabilir onun sakatlığında. Çünkü Suarez artık yavaş yavaş tempodan düşüyor. Sol kenardan da gelebilir ama yani böyle Barcelona'nın 31 yaşındaki Aubameyang'a ihtiyacı var mı? Yoksa ona vereceği parayı çok daha farklı, çok daha genç bir oyuncu için kullanabilir mi? Çünkü abi artık Barcelona'nın biraz transfer kurgusunu Messi sonrası, post-Messi dönemine göre kurgulaması lazım. Messi gelmiş 33 yaşına e, yani önünde oynayabileceği, çok üst düzeyde oynayabileceği 200 sene daha var. Ama o 200 senenin sonrasını düşünmen lazım. Şimdi Obama da düşünemezsin orayı. O yüzden e, bana mantıklı gelmiyor Barcelona'ya transferi. Arsenal'den ayrılırsa tabii ki Arsenal'in hücum gücü düşer. Çünkü geldiğinden beri Arsenal'in e, en yani en verimli hücumcusu, en skorer oyuncusu. E, ama yani Aubameyang'dan çıkmak Arsenal'i bitirir mi sorusuna da evet diyemiyorum. Ee, dedi yani çünkü Arsenal'in en büyük sıkıntısı kesinlikle hücum hattı değil. Arkayı sağlamlaştırıp Aubameyang'dan çıkıp e, yine böyle yetenekli, potansiyelli e, doğru transferler yapılırsa o kadar büyük sorun da yaşanmayabilir. Yani o kadar ezlem ee, görmüyorum ben Aubameyang Arsenal'de. Biraz e, nükteli söyleyeceğim. Bence en büyük sorunu hücum hattı abi çünkü hepsi birbirinin Aynı alanda oynuyor yani. Aynı alanda oynamaya çalışan 3 tane 4 tane yıldız oyuncu var. Ee, ya tabii ki Aubameyang daha öne çıkıyor ama ne olursa olsun ya oradan çıkmak çok da acayip bir şey kaybettireceğini düşünüyorum. Yani Lacazette'in çok önünde görüyorum yani Lacazette. Ben bir türlü sınamadım bir adam. Her ne kadar hani atletizm falan yerinde bir oyuncu olsa da e, hani çok kilit anlarda bitiremediğini düşünüyorum çünkü. Ama ne olursa olsun hani Aubameyang'dan çıkıp bu parayla başka bir şey olsa zaten takım daha iyi olacak kesin yani. O kadar Üç. büyük bir çatışma var ya. Yani. Saçma Üç sapan. 3 tane santrfor odaklı oyuncu var abi. Aubameyang, Lacazette, üzerine Pepe almışsınız forvet özellikle. Üçünü beraber oynatamıyorsun. Mesut. Abi hatta Mesut'u da tak kaka Mesut'u oynatamazsın üçünü bak. Mesut'u <laughs> oynatamazsın üçünü. Oynatamazsın <laughs> abi. Olmaz yani. Abi ya ikili bile şey yani ikili olması için bile diğer ikilinin çok uygun olması lazım. Aynen. Aynen. Ne bileyim, en en ideali Pepe Obamayank desem mesela e, bayağı e, çizgiye basan bir oyuncu olması lazım öbür tarafta. Daha hareketli bir on numara lazım. Olmuyor yani <laughs> olması mümkün değil. O yüzden çok acayip e, bir durum olacak zannetmiyorum. Ve günün sorusu gelmiş. Ne o? Kerem Çiçekli'den Uğur Karakullukçu canını tehlikeye atıp stüdyoya gelirken parma manyak neden evden çıkmıyor? <laughs> Kardeşim. <laughs> ee, Parmakmayak neden neden çıkmıyor? Sosyal mesafe, sosyal mesafe hala önemli. Bak görüyorsun e, 700 dereyinen e, günlük hasta sayısı iki gündür bin sınırına yaklaştı yine. Hatta dün e, yapılan e, veride ortaya çıkan veride iyileşenden daha çok hasta olan e, pozitif olan insan var. Şimdi e, özellikle iyileşen insan sayısının pozitif insan sayısından daha az olması büyük tehlike. Çünkü o zaman eğer bu bir standart olursa e, sen e, hasta sayısını e, ya da işte salgını aşağı çekme şansın çok fazla olmaz. Ya ben şu anda e, insanların biraz fazla rahat davrandığını düşünüyorum. O yüzden ya bir süre daha böyle kısa vadede en azından, orta vadede demiyorum ama kısa vadede biraz temkinli gitmek bence mantıklı. Bilmiyorum sen farklı düşünüyor musun? Ee, abi öncelikle bir ricam olacak senden. Şu Erman'a söyle lütfen dondurma analizlerini başka bir zaman yazsın. Neymiş telefon o? sürekli WhatsApp grubunda sürekli dondurma üzerine analizleri geliyor. Şey yapamıyorum yani Telefonu kontrol edemiyorum. Ufak bir rica edersen ona bir ara versin biraz sonra yazabilir. Ben, ee... oğlum şu anda nasıl konuşayım? Canlı yayındayım ben. Sen de canlı yayındasın. Evet. Ben tamam, telefonum ben, ben... yok. <laughs> Medya devinin şu an kumpası altında programı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. tabi haberi yok. Bilerek yaptığı bir şey değil ama. E, ne olursa olsun şu an Erman Yaşar'ın çocukluğundaydı, dondurmaları falan okuyorum sorulardan önce. Anladım. Ee, aşağı inmeye çalışıyorum. Ee, bir izleyici bak, şu anda ben de açtım. Ee, Uğur Karakolukçunun canı patlayacak mı demiş e, bir izleyicimiz. Doğru, sen bu anlamda e, nasıl söyleyeyim... ...daha e, ince bir iş yapıyorsun ama senin de stüdyoya gitmenin nedenlerinden biri evinin çok yakın olması. Mesela çok ben kolay, bayağı ben... uzaktayım stüdyoya. Ben 10 dakikada ee, geliyorum buraya. Ama tabii ki e, fedakarlık yapıyor Uğur Karakulukçu. Onun hakkında yani senin hakkında vermek lazım. Teşekkür ederim. Ama yakınsın Emre. eve. emin yakın yani. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> evet e, şu anda çeşitli transfer spekülasyonları okuyorum. E, Muhammed Karaca güzel bir soru. Ozan Kaban Premier şansı nedir? oyun tarzı bu lige uygun mudur sizce diyor. Bu bence uygun ama ee daha yani bu çocuk 2000 daha bu çocuk Türkiye'de sokağa çıkma yasağı vardı 2 hafta önce. Yani bunu unutmayalım. Yani şey için Çağlar bayağı olmuş bir oyuncu. Yani arada belki ya yani 3-4 yaş çok şey gibi gelmiyor insanlara ama ya hele stoper için korkunç bir fark. Mesela Emin Bayram tartışmalarında da insanlar anlamıyor. Mesela Ozan'a örnek veriyorlar da. Ozan'ın Galatasaray'da oynadığı yaşla eminim şu anki olduğu yaş bir buçuk yaş fark var ve Ozan belki tarihin en erken çıkışını yaptı stoper olarak. Yani evet. tarihin en erken çıkışından bir buçuk yaş önce çıkış bekliyorsun ve e, adamın ilk düzenli lig maçı şeyde olsun istiyorsun. Şampiyonluk yarışının ortasında. Yani çok zor bir şey. Ee, yani savunmacılara biraz daha özen göstermek gerekiyor. Bence Ozan'ın da yani doğru birlikte ligde e, sürede alıyor abi. Bu, ya şarkı... Yani çok devasa bir sıkıntı yaşarsa başka kulüpte alır süre. Yani şarkı bir sorunu yok Ozan'ın. Ee, çok doğru birlikte oynamaya devam ediyor bence. Sen ne diyorsun? Premierlik ihtimali var mı? Ya şunu söyleyeyim ee, ben. E, yani Şu oyuncu şu ligde oynar mı e, bana çok doğru gelmiyor abi. Yani Özellikle bazı e, üst seviye oyuncular için. Şimdi Ozan Kabak kendi jenerasyonunun artık Avrupa'da da en değerli soperlerinden biri. Bunda en fikiriz değil mi? Tabii. Ee, daha, yani, daha iyi bence şakasız bu arada. 2000'lerde bence yok yani daha iyi. Abi bu kadar elit genç oyuncular stoper olsun orta saha olsun e, forvet Ma olsun ligde oynarlar abi. Magalan mıydı abi şey aldı Dortmund'unu aldı yanlış mı hatırlıyorum? Ee, en geçen sene ee, hatta Ozan'dan fazla para verdiler abi hiç de performansı Ay ayak saldı pardon Ajax'ın aldı ee, ayak saldı hiç de e, istendiği katkıyı alamadılar Ozan seviyesi bir oynamıyor yani ee, yani kolay bir şey değil 20 yaşında o düzeyde o kadar süre almak. Ya, onu diyorum ben de. O tarz e, bu kadar elit e, potansiyeller, e, pozisyon düşünmek sizin. E, her ligde oynarlar ama tabii ki Premier Lig e, oynaması daha zor bir lig abi. E, çünkü yani şimdi Premier Lig'e e giderse Ozan Kabak elbette çok daha atlet e, santriforlarla karşı karşıya gelecek. Daha hızlı. Yani hem daha büyük Bundesliga'ya göre hem de e, fizik olarak büyürken o hızı korumayı başaran oyuncularla mücadele edecek. Bu elbette ilk etapta e, zorluk çıkarabilir. Ama dediğim gibi yani bu kadar elit oyuncular zaten o zorluğun üzerinden gelir. Gelemiyorsa zaten elit değildir o kadar fazla. Ee, o aşamada ben yani şu oyuncu La Liga'da oynar mı? Şu oyuncu Serie A'da ne yapar? Şu oyuncu Premier Lig'e uygun mudur? Ee, bu seviyedeki oyuncular için çok doğru e, bakış açıları olmayabilir. Ee, <laughs> bu soruyu sormak da tereddüt ediyorum ama dayanamayıp soracağım. Ee, sor hadi sor. Eee Emre abi'den Uğur Dündar'ın videosunu analiz etmesini bekliyorum demiş. <laughs> Abi müthiş ya. İyi, iyi. Ben... Abi yemin ediyorum Abi... hayran oldum ben baştan sona bir baş yapıt ya. İnanılmaz Direktör bir Director's Cut izledin mi sen? Onun e, uzun versiyonu var. Onu izledin mi? Director's Cut tweet'ini ben attım. Nasıl zaten. sen attın? Director's Cut versiyonu gelmiş tweet'ini ben attım. Abi Kombi benim başka falan... benim önüme başka bir şekilde düştü Director's Cut. Başka bir tweet'le düştü. Emi yani iddia yüzde 90 falan önce ben atmışımdır şey çünkü. Tamam çok, çok yayından sonra bakıp sana zamanında söyleyeceğim. Önemli. Ama önemli olan burada eser yani kimin paylaştığı değil. Burada biz sadece bu eserin hayranlarıyız. Abi böyle bak. Sondaki küfür bile mükemmel ya. Hayatta böyle bir şey görmedim Abi, yani. Adam adam diksiyonunu bozmuyor küfür ederken. <laughs> diksiyonunu bozmuyor küfür ederken nazik bir şekilde küfür ediyor. Yani ve şey abi, sağ kro acayip abi. Yerdeyken de Abi haşip, indiriyor. Bak açı var açı açılı vuruyor. Bak sol el full dik. Ya abi şöyle zaten, tutuyor adamı. Adamı aman, bir kere hadi. şansı yok. Yani adam Abi böyle dursa bile adam vuramaz ona. Bir de Abi inanılmaz ya. Şöyle açılı açılı vuruyor. acayip bir şey ya. Şimdi boksta biliyorsun şey var zaten. Boy avantajı diye bir şey var. Yani e, boy olarak 5-10 santim yukarıdaysan hem kolun daha uzun olduğu için hem kafan da daha yukarıda olduğu için sana vurma şansı çok azalıyor e, şeyin, rakibin. E, boy avantajıyla beraber senin söylediğin gibi uzun kollarıyla tuttuğu için zaten hiç şansı yok. Tutup böyle valla kroşeyi e, sağlı sollu geçirmiş, daha çok sağla geçirmiş de mikrofonla beraber geçirmiş bir de. Acayip. Ben e, saygı duydum. UFC'de şey mücadele eder veteranlar bölümünde. Bak, veteran <laughs> UFC'ci olur ya Ordundar'dan. Abi bitirmiş adamı ya. Bir de kendi anlatıyor onu izledin mi? Yok. Ee, kendisi de işte Müjdat Gezen'le bir programa katılmış galiba Halk TV'de. Ee, İlk oradan çıkma hatta. 3-4 gün önce şey olmuş. O muhabbeti sormuşlar bayağı anlatıyor falan. Gözaltına almışlar ondan sonra. Ee, Amerika'da. Normal. Ama on, ya onun için değil şikayet edilmiş falan. Aa, ama yani anlatışı da çok iyi. Böyle çok kibar şey. Biz de kendimizi savunduk falan diyor. <laughs> yani hiç bayağı üst düzey ama yani gerçekten ya tabii inanılmaz. nefsi müdafaa böyle... var abi orada biraz. İlk hamle karşıdan geliyor. Abi ya kravatını bozmadan sille tokat dövdü adam ve klas şekilde yaptı bunu. Bu ben böyle bir kombinasyon görmedim. Sana dedim aslında sana sordum ben analiz ettim. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Çünkü Öyle hakikaten inanılmaz ya. bir video, inanılmaz bir şey. <laughs> ee, ben de o performansı beğendim kısa <laughs> kısaca. Ya bir son birkaç soru alalım. Ondan sonra kapadım. Çok da sağ sağolsun insan bir saattir. Gerçekten 454 kişi var abi şu anda. Oo ee, vallahi çok güzel ya. Herkese çok teşekkürler. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz gerçekten Oğlum, bu saatte... demek, demek ki bu saat yapmamız lazım. Bu saatte. Evet bundan lazım. sonra Cuma günü 15'te canlı yayın bağladık. Belli oldu bu iş. Kendi gününde kendi saatinde. Ee, geleneksel olarak artık 15'teyiz. Saat 15'te yayınlarımız e, olacak. Ee, hakimi bir yıl daha Dortmund'a kiralık verilecek deniyor. Sizce Madrid'de karval dönemi bitti mi? Abi bence oynayabilir şu anki Madrid'de. Enteresan geldi bana kiralama fikri tekrar. Yani ben e, çağıracaklar diye biliyorum ama tabii ki resmi bir e, açıklama yapılmadı bununla alakalı. Yani bence de şu anda her yerde oynar abi. Real Madrid'i bırak dünyanın her takımında <laughs> sal, sağ bek, sol bek bir de iki ekte de oynayabiliyor biliyorsun. Ters ayakta da oynayabiliyor. E, Fas milli takımında falan böyle dünya kupasında sol bekte oynadığı maçlar olmuştu. Hatta bir maçta Nordin Amrabat'ı yanlış mı hatırlıyorum? Sağ beki çekmişti hoca. Aynen. E, dolayısıyla iki beki de ve iki bekte de iyi performans gösterebildiği için çok değerli. Şu anda gerçekten pozisyonlarının e, en ilerinden biri olma yolunda hakimiydi. Yani Alfonso Davis çok övülüyor. Hakimi de çok övülüyor ama çok iyi hakimi. Aa, bir de şey abi. E, unutmuyorum ki yanlış hatırlıyor muyum? Tam düzelt beni. Orijinal stok deplasmanında biz podcast yaparken Hı -hı. bu sağ, sağ bekler üzerine değinmiştik. Yani aslında A sınıf sağ bek e, krizi var bir dünyada. Yani e, eskisi böyle çok dominant, net a, abicim bu açık ara en iyisi, inanılmaz diyebileceğin trendin, trendin çıkışı dışında Orada hala bir boşluk var yani en iyi ikinci olmak baya kolay hatta. Ee, işte kimi e, en iyi beşmekten biri olarak konuşuyorduk. Kimin o bölgedeki e, aslında kendisinin bile en iyi pozisyonu değilken adam dünyadaki en iyilerden biri sayılıyordu. Aynen. Şimdi e, orta saha geçince nasıl fark yarattığını gördük. E, ya bu bile gösteriyor aslında bence tek başına kimi'nin dönüşümü bile sağ e, aslında açıklığı gösteriyor. O yüzden hakimin çıkışı çok ben değerli buluyorum. Çok önemli yani. Bence de öyle. Ee, Sağbek Trent var, Aaron Van Bissaka var. Çok e, acayip bir oyuncu. Yani defansif açıdan acayip zirve atleti, bence evet. şu anda. Yani dünyanın en iyi defansif e, beki abi. E, tartışmasız bence bu. Geçemiyorsun çünkü yani. Geçemiyorsun hiçbir şekilde oyuncuyu. Zaten hocaları da söylüyor bunu. Yani daha geçemiyormuş abi antrenmanda herifi. Yani daha gibi inanılmaz bir Geçemiyor diyor yani. Scott Gayton e, hocası var işte. E, Hı -hı. Atletik Performans hocası. Scott Gayet diye bir adam. İşte şeyde takımda. Geçemiyor diyor. Yok yani geçtiğini görmüyoruz diyor ee, bazı antrenmanlarda özellikle. Tabii Abi Tabii bir de bu şey adam yapıyordum. en önemli hız, silahı değil mi? Daha böyle hız at, hıza dayalı bir forvet var mı? Böyle hani. Tabii. Ama işte, Yok işte, bence. E, Rashford ki çabuklu... Rashford'a göre bile bence önde o açıdan. Aynen. Rashford... Yani Van Bissaka, Trent, üzerine hakimi falan. Böyle hem genç hem de çok potansiyelli güzel bir havuz oluşuyor. E, Solbeck'e Alfonso Davies geldi. Tabii hakimi de Son dönemde özellikle üçlü savunmada kanat peki oynuyor. O biraz daha rahatlatıyor çıkışlarını. Mesela dörtlüye indiği zaman hücumda o kadar üretken ve o kadar skorer olamayabilir. Ama dörtlüde de zaten çok iyi oynadığı maçlar var geçtiğimiz dönemde. bek pozisyonunda da yavaş yavaş böyle gençlerden çok güzel bir havuz oluşmaya başladı. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde daha büyük bir havuzdan bahsediyor olacağız. Zeki Çelik de mesela oraya umuyoruz. Yani belki ilk beşten değil ama ilk ondan e, girmesini istediğimiz oyunculardan biri tabii ki. Ee, Ender Şahin Stock deplasman efsane demiş sağ olsun belli ki eski dinleyicilerimizden o zaman izleyicimiz yoktu. Ender ee, e, çok uzun zamandır e, bizi dinliyor izliyor sağ olsun. Hı. Kendisine de selam gönderelim. Selamlar Ender'e. Bilal Solak Uğur bu tişörtü nereden temin etmiş acaba? Ben e, Nike'ın sitesinden almıştım ama eski sezonun yani. Aldım bu sezon almadım. Şarjım şey %2 olacağım. bu arada. Şimdi fark ettim. Telefon bilgisayar şarjım %2. Takayım mı yoksa bitiriyor muyuz? O zaman bitirelim. Emre Özcan'ın şarjı %2 ise bu program Yok yok, hemen takıyorum. 2 Biter... dakikada takarım şuradan. Bekle bekle. Onu zaten tam bir saat oldu. O zaman bitirelim. Ondan dedim. Doğru. Oldu. Ee, tadında bırakalım. Ee, haftaya yine bu saatte buluşacağız arkadaşlar. Genelinde yine böyle sizin sorularınızı ayırırız. Net gelişmeler haricinde. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok seviniriz. Emreciğim abone olsunlar mı? Abone olursa sevinir misin? Abone olsunlar. Geçen yanlış gösterdim. Şimdi doğru gösteriyorum. Abone olun. <laughs> ee... Yine, yine tam gösterir misin? <laughs> Tek olduğunu Olsun. En azından oraya, o bölgeye de yakın gidiyor şu anda. Dur bak şöyle mi? Şöyle. Ee... Şöyle bak ben doğru gösteririm şurada. Şu tarafta. şu tarafta. Bu doğrultuda. Yok, elim gözükmüyor zaten. Şimdi Heh. Ha işte Neyse. onu diyorum. <laughs> Saadettin Teksoy gibi oldu kardeşim. Seninki daha çok. Vallahi öyle. Ee, Herkese çok teşekkürler. Sağladım. Önümüzdeki Cuma o zaman. Ee, ee, önümüzdeki Cuma'dan ziyade tabii önce hafta sonundan sonra Pazartesi, Salı. Hı -hı. Pazartesi miydik? Pazartesiydik değil mi? Salı oluruz ya. Salı Cuma gibi olur. Maçlar yani. var çünkü doğru. Ee, ee, önce Salı sonra da önümüzdeki Cuma 15'te görüşmek dileğiyle diyelim. Cuma canlı yapacağız ve biliyorsunuz haftaya Baba Ligler başlıyor. Ee, sadece bunda sigara yetinmeyeceğiz. Bunun yanı sıra Süper Lig'de başlıyor. E, malzeme de bol olacak. E, görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Panzerler sahada. Bundesliga coşkusu canlı oyna seçeneğiyle Bilyoner'de. Bilyoner. Bahsin ilk adresi.